Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Kiev, Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu yaptı. Gözler uzun zamandır üyelik için bekleyen Balkan ülkelerine çevrildi. Avrupa Birliği'nin genişlemesi yeniden masadayken, üyelik sürecinde Ukrayna'dan önce Balkanlara yeşil ışık yakıldı. Ukrayna'nın bir an önce üye olması çağrılarına Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan itiraz geldi. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde kestirme yolu olmaması, 6 Batı Balkan ülkesine karşı dürüst olmanın gereğidir. Yıllardır yoğun reformlar yaptılar ve kendilerini üyeliğe hazırladılar. Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan. 6 ülkenin liderleri Mayıs ayı başında Brüksel'de buluştu. Zirveye Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ev sahipliği yaptı. Borrell, konuşmasında Rusya'nın bölgedeki kırılganlıkları kullanmak istediğini belirtti. Rusya'ya karşı birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı. Bosnalı Sırp ayrılıkçıların attıkları adımlar da tansiyonu yükseltiyor. Bölgede herhangi bir istikrarsızlığı önlemek amacıyla tedbirler alınıyor. Ukrayna'daki savaş Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne entegrasyonunu hızlandırsa da tedirginlik devam ediyor. Bosna Hersek'teki uluslararası toplumun asker gücü artırıldı. Avrupa Birliği barış gücünün asker sayısı 2 katına çıktı. Avrupa Birliği'ne üye ülke liderleriyle 6 Batı Balkan ülkesinin liderlerinin 23 Haziran'da yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde görüşmesi planlanıyor. Rusya ise Batı Balkan ülkelerinin Ukrayna yanlısı tutumundan ve savaş suçlarıyla itham edilmekten rahatsız. Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne üye olmasına da sıcak bakmıyor.